Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Lale Karabıyık. Buyurun. Buyurun Sayın Karabıyık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tek adam rejiminin 3. bütçesini yapıyoruz ve 2016 yılından bu yana özellikle bütçe disiplininin giderek daha da bozulduğunu görmekteyiz. 2018'den sonra daha belirginleşen bütçe açığının da farkındayız ve her geçen gün biraz daha borçlanma gereksinimini arttırdığını biliyoruz. Bana göre bütçenin iki belirgin özelliği var zaten. Biri bütçenin finansmanı, çünkü her geçen gün bütçe harcamaları için daha çok borç ihtiyacı oluyor. Bu onun için borç bütçesi diyebiliriz. İkinci özelliği ise bütçe harcamalarının siyasi tercihidir. Yani bütçelerin bir dili vardır değerli milletvekilleri. Kimin bütçesi olduğunu çok net ifade ederler. Bana göre bu asla vatandaşın bütçesi de değildir. Bu bütçe pandemi geçirmekte olan bir ülkenin yaralarını saracak bir bütçe de asla değildir. Değerli milletvekillerim, bu ülkede sanki hiç kriz olmamış, hiç bu pandemi yaşanmamış, sarılacak hiç yara yok, hiç çözülecek sorun yok. Dün kabineden çıkan kararlar da geç ve yetersiz. Söyleyecek bu konuda çok sözüm var ama dakikalarım kısıtlı. Sadece tek bir alana girmek isterim, o da eğitim olacak. İktidarınızda her şey çok kötü oldu. Eğitim sistemi de bunlardan bir tanesi, belki de en önemlisi. Allah aşkına 18 yılda 7 bakan oldu. Neler yaptılar ya da neler yapmadılar? Eğitim sistemi nasıl bu hale geldi? İsterseniz şöyle bir tarihi seyre bakalım. Değerli milletvekilleri, birinci bakan geldi, göreve geldikten hemen sonra yaklaşık 1300 bakanlık yöneticisini bir gecede değiştirdi. İkinci bakan geldi, temel dik yazı uygulamasından bileşik yazı uygulamasına geçti. Üçüncü bakan geldi, Fatih projesini başlattı, sonucunu biz de anlayamadık ne olduğunu. Dördüncü bakan geldi, TCK madde 263 değiştirildi. Nedir bu 263? Kanuna aykırı izinsiz eğitim kurumu açan ve işleten kişilerle ilgili cezaların azaltılması. Eğitim sistemi için çok faydalıydı. Bununla zaman geçirdiler. Ve yine aynı dönemde ne yapıldı? 4+4 eğitim modeline geçildi. Ve kutluyoruz. 4+4 eğitim modelinin sonucunda okullaşma oranı %98.6'dan %93'e düştü. Şu anda 568 bin çocuk okul dışında. Yine kutluyoruz. 4+4 eğitim sisteminin sonucunda bu yıl ilk mezunlarını veren ve lise sınavlarına giren öğrencilerin başarıları %11 oranında düştü. Ve yine 4+4 eğitim modelinin uygulanmaya başlamasından sonra özel öğretim kurumlarının sayısı %197 artmış oldu. Özel öğretim kurumlarına öğrencilerini gönderen velilerin sayısı da %174 oldu. Çünkü neden? Eğitim sistemi bozuldukça vatandaş kendi çaresini üretmeye başladı. Başka ne oldu dördüncü bakanın döneminde? Ulusal bayramların statlarda kutlanması yasaklandı. Eğitim sistemine ne büyük fayda sanki. Beşinci bakanın dönemine geldik. Öğrenci andı kaldırıldı bu defada. Başka ne yapıldı? Yaklaşık 40 bin merkez ve taşra yöneticisi görevden alındı. Teftiş sisteminde sayısız değişiklik yapıldı ve ders denetimi kaldırıldı. Bunlar bakanların kendi tercihleri miydi? Yoksa saraydan talimatla mı yapıldı? Bunu ben söylemeyeyim. Bunu sizler çok daha iyi bilirsiniz. Son 6. bakanın dönemine gelindi. Ne yapıldı? Türkiye'de Maarif Vakfı kuruldu. Aslında bu da bir paralel bakanlık. Öğretim programları değiştirildi. Değerli milletvekilleri, öğretim programları değiştirilirken eğitimin paydaşlarına hiç sorulmuyor.
Eğitim Şurası toplanmıyor. Sorulmuş gibi yapılıyor bazı dönemlerde. Görüş alınmak için bir tarih konuyor. O tarih daha doğmadan kitapların basıldığını görüyorsunuz. Başka ne yapıldı bu dönemde? Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçildi. Başka? Vakıf ve derneklerle etkili protokoller yapıldı. Yani gelecekteki nesilleri ideolojik olarak şekillendirmek için örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitimden de yararlanılmak istendi. Amaç buydu. Başka ne yapıldı? Birleşik eğik yazı uygulamasından temel dik yazı uygulamasına geriye dönüldü. Hani yapboz tahtası diyoruz ya. Başka? Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğini yayınladı. Kamu taşınmazları üzerinde eğitim ve yurt faaliyetleri için üst hakkı tesis edilmesine ilişkin yönetmelik de yayınlandı. Yani ne oldu? Bazı vakıf ve derneklere ne lazımsa artık sağlanmaya başlandı. Bu dönemde TEOK da kaldırıldı. Zaten bundan hiç bahsetmiyorum. Yapboz tahtasında her gün değişen yeni sınav sistemleri. Son bakanın dönemine geldik. Vakıf ve dernekler ile protokoller yapılmaya devam etti. Sosyal etkinlikler yönetmeliği tekrar değişti. Vakıf ve derneklere bu defa okulların kapısı sonuna kadar açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA arasında süresiz protokol imzalandı. Ne zaman biliyor musunuz? Pandeminin çok gerekliymiş gibi tam ortasında. Ama maalesef bu dönemde salgın sürecinde öğrencilerin eğitim imkanlarına eşit erişimi sağlanamadı. Değerli milletvekillerim, Milli Eğitim Bakanlığı artık bağışlarla götürülen bir bakanlık haline geldi. Bağış olmasa derslik yapılamıyor. Bağış olmasa hizmet içi eğitim verilemiyor. Bağış olmasa tablet, bilgisayar falan da alınamıyor. Pandemide dedik ki bari ek bütçe verin, ihtiyaç var, olmadı. 2021 bütçesinde yeterli bütçeyi verin dedik, o da olmadı. Tasarruf yapılacak bir bakanlık mıdır burası? İtibardan tasarruf edilmez diyorsunuz, saray ve harcamaları itibar olarak görüyorsunuz, anladık. Ama öğrencilerden, öğretmenlerden, çocuklardan keserek mi itibar yapacaksınız, bunu anlayamıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ekonomik gerekçelerle yeterli sayıda öğretmen atayamayınca dersler boş kaldı. Bakın size geçen hafta yaşanan bir örneği ifade edeyim. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bir yazı gönderildi. Yazı da diyor ki, bazı liselerde matematik, Fransızca ve motorlu araçlar teknolojisi derslerinin öğretmen olmadığı için boş geçtiği, bunun için derse girebilecek öğretmen için duyuru yapılmasını rica ederim diyor. Değerli milletvekilleri, bu acizliğin göstergesidir. Bu plansızlığın, yıllar boyu gelen plansızlığın göstergesidir. 2002'de 68 bin ataması yapılmayan öğretmen, bugün geldiğinizde 700 bin atama bekleyen öğretmen var. Kaldı ki Sayıştay raporuna göre 138 bin öğretmen açığı var ve Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dersler boş geçiyor ve ücretli öğretmen ilanı veriliyor. Aslında ücretli öğretmen aranıyor ama açlık sınırının altında çalışacak köle aranıyor. Nerede 2021 bütçesinde öğretmen ihtiyaçlarını karşılayacak ilave iyileştirme? Yok. Bakın size bir örnek daha. Üniversite öğrencilerinin aldığı burslar çok yetersiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinde dedik ki, acaba biraz iyileştirme olur mu? Hani ülkede kriz var ya, hani kıza çalışma ödeneğiyle 1168 lira ücretsiz izin aylığıyla geçinenler var ya, hani yoksulluk, işsizlik var ya, tam zamanı işte. Hayır, maalesef böyle bir iyileştirme de olmadı. Öğrencilerin başarılarına bakalım. Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi puanları temel yeterlikler sınavında her geçen gün daha olumsuza gidiyor. En düşüğü de İmam Hatip Liselerinin aldığı puanlar, diğerlerinin yarısı kadar. İmam Hatip Lisesi'ne çocuklarını gönderen aileler size sormaz mı bu başarısızlığın sebebi nedir diye? Anlayamadığım şu, neden eğitimi iyileştirecek çabalar sarf etmiyorsunuz da sadece ideolojik olarak şekillendirecek çabalara yer veriyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil.
Eğitim sisteminin geldiği noktaya bir de şöyle bakalım. LGS ve YKS sınavlarında öğrencilerin başarıları düşüp 512 bin öğrenci ilk barajı aşamadı. 399 bin aday sıfır çekti. Nerede? Temel matematik testinde. Bu sizlerin vicdanını sızlatması gerekir. Çünkü bu öğrenci ve velilerin suçu değil. Yine size şunu söyleyeyim. Biraz ekstra alayım. Tamamlayın sözlerinizi. Milliyetim merkezi bütçe içerisindeki payı azaldıkça ailelerin eğitim harcamasının artmasına sebep oluyor. Ailelerin öğrenci başına yaptığı harcamaların bir önceki yıla göre %17 arttığını ben söylemiyorum. TÜİK söylüyor. Aileler imkansızlıklar içerisinde, çünkü alım güçleri düştü. Her türlü pandeminin sancısıyla yoksullukla tek başına kaldılar ve onları rahatlatacak hiçbir şey yok. En zengin ailelerle en yoksul ailelerin eğitim harcamaları arasında 20,5 kat varsa bu nasıl bir makas, nasıl bir eşitsizlik? Her geçen gün bu eşitsizliği siz arttırdınız. Hani sosyal devlet nerede? Ama bizim iktidarımızda vatandaş oh diyecek. Bugün kuru ekmek var vatandaşın boğazında dediğimizde, kuru ekmek varsa vatandaş tok o zaman diye cevap veremeyeceksiniz. Çünkü iktidarda siz olmayacaksınız.